Yeniden herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Yayına hoş geldiniz. Yine sizler için bugün birçok ilan hazırladım. Yayını kesinlikle atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü oldukça güzel ilanlarla karşılaşabilirsiniz. Size uygun ilanlarla karşılaşabilirsiniz bu yayında. Ekonominin durumu kötü, ev piyasası durgun. Hal böyle olunca ev fiyatlarında son günlerde biraz gerileme söz konusu, çünkü insanlar satmak istedikleri mülklerini ellerinden çıkartamadıkça daha sonra fiyatları indirerek tekrar ilan verebiliyorlar. O yüzden ev satışlarındaki durgunluk fiyatlara da son günlerde yavaş yavaş yansımaya başladı. Dediğim gibi yayını atlamadan izlemeye çalışın. Bugün birçok yerden birçok uygun fiyatlı köy evi ve müstakil ev paylaşacağım sizlerle. Tekrar yayına hoş geldiniz. İlk ilanımız İzmir Bergama Katrancı Mahallesi'nden, fiyat olarak da düşükten yükseğe doğru gideceğiz bugün. Hemen fotoğraflarına bakalım. 205 bin liraya bir ilan, müstakil konut denmiş İzmir Bergama'dan. Metrekaresini de hemen size söyleyeyim. 195 metrekarelik bir arsası var. Evi kötü durumda tabii ki. Ama arsası oldukça geniş alanı, o yüzden belki yatırımlık olarak da değerlendirilebilir. Tapuda da avlulu kargir ev olarak kayıtlı olması, arsanın içinde bir yapının kayıtlı olması da bir avantaj. Gördüğünüz gibi bir bahçesi de var yeşil olarak. Tadilata muhtaç, masraflı bir ev. Paylaştıkları fotoğraflar bu kadar. Bina yaşı 26 ile 30 arası diye girilmiş. Oda sayısı 1.5+1. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış. Açıklamalarına bakalım. Yola cephe denmiş. Müstakil tapulu, ekonomisi tarım ve hayvancılığa bağlı. Orman kenarı 450 rakımlı bir köy. Nüfus ortalaması da 180'miş köyün. Hemen harita üzerinden de 205 bin liraya satışa çıkartılmış bu köy evinin yerini görelim. Bergama Katrancı'da biraz daha uzaklaşalım. Harita üzerinde konumu gördüğünüz gibi bu şekilde. Emlak endeksine de baktığımızda bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %125 oranında değerlenmiş. 205 bin liraya satışa çıkartılmış bir müstakil ev, bir köy evi. İlgilenenler ilanın linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirler. Ve şimdi vakit kaybetmeden Konya'ya gidiyoruz. Konya'dan da bir yer soran izleyicilerim olmuştu son günlerde. 1500 metrekarelik oldukça büyük bir arsa içinde bir köy evi, besyaneli aynı zamanda. 3+1 oda sayısı varmış. Hemen fotoğraflarına bakalım. Sahibinden satışa çıkartılmış bir ilan 300 bin liraya. Gördüğünüz gibi oldukça geniş bir arsası var. Çevrede de çok yakın olmasa da başka yapılar mevcut. Evin içinden fotoğraflara geçtik. Biliyorsunuz aynı metrekareye sahip içinde köy evi olan bir yapı ülkenin batısında olsaydı değil 300 bin liraya. En az 1 milyondan başlardı biliyorsunuz. 1 milyon bile az gerçi. Ülkenin batısındaki böyle bir yer için. Evet, fotoğraflar böyle. Hayvancılıkla uğraşmak için de uygun. 1500 metrekare demiştim. Oda sayısı 3+1. Bina yaşı 21 ila 25 arasında denmiş. Sahibinden satışa çıkartılmış bir ilan. Kullanım durumu boşmuş. Kundullu köyünde besihaneli, samanlığı, damı olan bir yer denmiş. Aynı zamanda arkasında badem ağaçları da varmış. 300 bin liraya sahibinden Konya Tuzlukçu Kundullu mahallesinden köy evi ve oldukça geniş arsası 300 bin liraya satışa çıkartılmış. Hemen harita üzerinden de konumunu görelim. Harita üzerinde konumu böyle. Konya'nın
biraz daha kuzeybatısında yer alıyor gördüğünüz gibi. Emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evler son bir yılda %113 oranında değerlenmiş. Bu ilanla ilgilenenler linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirler. Ve şimdi fiyat olarak yavaş yavaş artarak devam ediyoruz. Balıkesir Dursun Bey Akbaşlar Mahallesi'nden 380 bin liraya satışa çıkartılmış bir müstakil ev, 236 metrekarelik bir alan içinde 100 metrekarelik bir yapı. Fotoğraflarını gezelim beraber. Çevrede de birçok komşu yapı var, bir cami var gördüğünüz gibi. Evin içinden fotoğraflara geçtik. Bir tadilat ihtiyacı söz konusu gördüğünüz gibi. Ülkenin batısına geçince fiyatlar da ev kötü durumda bile olsa bir anda yukarılara çıkıyor. Daha çok rağbet gören yerler olduğu için. Eğer uğraşırım, tadilatını yaparım diyorsanız belki düşünülebilir bir ilan olabilir. Geniş bir arsası olan, bakıma muhtaç bir yapı 380 bin liraya. Hemen detaylarına bakalım. Bina yaşı 26 ile 30 arası denmiş. Kat sayısı 2. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış. Oda sayısı 3 artı 1. Açıklamalarına bakalım. Dursun Bey organize sanayinin bulunduğu Akbaşlar Mahallesi'nde mahalle içinde köşe parsel 2 katlı bahçeli, toplam alanı 236 metrekare, tapu niteliği avlulu kargir ev denmiş. Üst kat ev, alt kat depo vaziyetindedir. Tamir görmesi halinde kullanıma uygundur denmiş. Hemen harita üzerinden de konumuna bakalım. Evet, harita üzerinden de lokasyonu bu şekilde. 236 metrekarelik bir arsa içinde müstakil ev. 100 metrekarelik bir ev. 380 bin liraya satışa çıkartılmış. Balıkesir Dursun Bey Akbaşlar Mahallesi'nden bu civardan bir yer düşünüyorsanız ilanın linki videonun altında olacak. Ve şimdi Kütahya'ya gidiyoruz. Kütahya Merkez Karacaören köyünden 385 bin liraya satışa çıkartılmış 400 metrekarelik bir alan içinde 150 metrekarelik bir yapı. Gördüğünüz gibi yukarıdan çekilen fotoğrafında da ev ve arsası bu şekilde çizilmiş, gösterilmiş. Beraber fotoğrafları gezelim. Dışarıdan görüntüsü böyle. Evin içinden herhangi bir fotoğrafa yer vermedikleri için ne kadar masraf ihtiyacı var bilinmiyor. Ama penceresinin kötü durumda olduğu görülüyor. Genelde hep yukarıdan çevreyle alakalı fikir sahibi olabileceğimiz fotoğraflara yer vermişler. Tapuda da aynı zamanda ev görünüyormuş. Bunu da fotoğraflarda paylaşmışlar. Tapu bilgileri de Ada 133 parsel 8 şeklinde. Diğer detaylarına bakalım. Bina yaşı 31 ve üzeri denmiş. 2 artı 1 bir yapıymış. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış. Kullanım durumu boşmuş. Açıklamalarına bakalım. Elektrik, su abonelikleri mevcutmuş. Kütahya merkeze 28 kilometre denmiş. Karacaören köy merkezinde 385 bin liraya satışa çıkartılmış bir yapı. Hemen harita üzerinden de lokasyonunu görelim. Ve son olarak emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %136 oranında değerlenmiş. İlanla ilgilenenler linkini videonun altında bulabilirler. Ve şimdi Çanakkale'deyiz. Çanakkale Bayramiç Muratlar Köyü'nden 445 bin liraya satışa çıkartılmış bahçeli bir ev. 265 metrekarelik bir alan içinde
bir yapı. Yanından da gördüğünüz gibi bir yol geçiyor. Bahçeli Kergirev olarak tapu da aynı zamanda görünüyormuş. Bunu da paylaşmışlar. Yeşil bir mevkide gördüğünüz gibi. Bayramiç bölgesi de son dönemde talebin arttığı yerlerden biri Çanakkale'de. Evin içi kötü durumda, neredeyse tamamen yenilenmeye muhtaç, sıfırdan yenilenmeye muhtaç evin içinin bu durumda olduğunu görüyoruz. Ama dışarıdan bina diri görünüyor gördüğünüz gibi. Evet, ilanın detaylarına bakalım dilerseniz. 265 metrekarelik bir arsa içinde 70 metrekarelik bir yapı, 2+1. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış, Bayramiç merkeze 22 kilometre, Muratlar köyünde taş ev denmiş. Resmi yola cepheli, tadilat istemektedir, elektrik su bağlıdır denmiş. Köyümüz 150 hane, 400 nüfusludur. Bakkal, market, sağlık ocağı, ilk ve orta öğretim okulu, kanalizasyon, internet vardır denmiş. Çanakkale'ye 50 kilometre mesafedeymiş. Bu arada Bayramiç'te 22 kilometre mesafedeymiş. Buraya 445 bin liraya satışa çıkartılmış. Bahçeli bir ev. Çanakkale Bayramiç Muratlar Köyü'nden hemen harita üzerinden konumunu görelim. Konumu bu şekilde. Emlak endeksine de baktığımızda bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %153 oranında değerlenmiş. 445 bin liraya satışa çıkartılmış Çanakkale Bayramiç'ten bu evle ilgilenirseniz linki videonun altında olacak. Ve şimdi Balıkesir'deyiz. Balıkesir Sındırgı Büyükdağ Dere Mahallesi'nden 519 bin liraya satışa çıkartılmış bir taş ev. Bugünün en sevdiğim ilanlarından biri bu oldu bu arada. Birazdan siz de göreceksiniz. Oldukça güzel bir doğa içinde 134 metrekarelik brüt alanda 90 metrekarelik bir yapı. Fotoğraflarını gezelim beraber. Evin manzarası bu şekilde. Şimdi niye bu ilanı çok sevdiğimi anlamışsınızdır. Oldukça güzel bir manzara, ferah, yemyeşil bir doğa. Fotoğraflara bakmaya devam edelim. Evet, paylaştıkları fotoğraflar böyle. Şu manzaraya bir kez daha bakalım dilerseniz. Oldukça güzel şeyler hayal ettiren bir manzarası var. 519 bin liraya satışa çıkartılmış bir ilan. Bina yaşı 16 ile 20 arası denmiş. Oda sayısı 2+1. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış. Kullanım durumu boş denmiş. Açıklamalarına bakalım. Sındırgı Büyükdağ Dere'de bakımları yapılmış. Satılık müstakil ev. Sındırgı ilçe merkezine 15 dakika mesafedeymiş. Taşınmaya hazır denmiş. Ulaşımı çok kolaydır denmiş. Evimiz muhteşem, doğa manzaralı ve havadar bir yerde konumludur. Bakımları çatı, banyo, tuvalet, mutfak vesaire yeni yapılmış olup hiç kullanılmamıştır denmiş. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış 519 bin liraya. Hemen harita üzerinden de konumunu görelim. Son olarak emlak endeksine de baktığımızda bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %103 oranında değerlenmiş. İlanla ilgilenenler linkini videonun altında bulabilirler. Ve şimdi Denizli'deyiz. Denizli Sarayköy Sakarya Mahallesi'nden 530 bin liraya satışa çıkartılmış iki ev. Tapuda da iki adet ev olarak kayıtlıymış. Böyle bir bahçe de var gördüğünüz gibi.
çeşitli şekillerde değerlendirilebilecek fotoğraflara beraber bakalım. Dışarıdan görüntüsü de böyle. Evet, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden parsel sorgulama yapınca böyle iki tane ev görünüyormuş. İlan sahibi fotoğraflarda bunu da paylaşmış. Avlulu Kargir iki ev olarak tapuda görünüyormuş. Tapu alanı 359 metrekare. Ada 192, parsel 31. Tapu bilgileri bu şekilde. Evet, ilanın diğer detaylarına bakmaya başlayalım. Toplam 5+1, bina yaşı 31 ve üzeri, kat sayısı 2 denmiş. Sahibinden satışa çıkartılmış bir ilan bu arada. Görüntülü arımayla da gezilebilirmiş, kullanım durumu boş denmiş. Evimiz Sakarya Mahallesi'nde olup sessiz sakin bir yerdir, bahçelidir. Evimiz çok temiz, komşuları olup alanın pişman olmayacağı bir evdir denmiş. Denizli Sarayköy, Sakarya Mahallesi'nden 530 bin liraya satışa çıkartılmış. Hemen harita üzerinden de konumunu görelim. Emlak endeksine de baktığımızda bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %134 oranında değerlenmiş. Bu ilanla ilgilenirseniz ilanın linki videonun altında açıklama kısmında olacak. Ve şimdi Aydın Söke'ye gidiyoruz. Güney'e birçok tatil yöresine giderken yol üzerinde olduğundan buradaki mülklerin fiyatlarının zaman içinde oldukça yükseldiği ve yükselmeye devam ettiği yörelerden biri Aydın Söke. 545 bin liraya satışa çıkartılmış bir müstakil ev. Hemen fotoğraflarını gezelim. İlanın detaylarına da az sonra bakacağız. Evin içinden merdivenli gördüğünüz gibi. Söke civarlarından bir yer düşünüyorsanız belki değerlendirilebilir bir ilan olabilir. Evin içi bakımlı durumda görüldüğü kadarıyla. Böyle bir terası da var. Evet, detaylarına bakalım dilerseniz. 70 metrekare brüt denmiş, 65 metrekare net alan denmiş. Kat sayısı 2, bina yaşı 26 ile 30 arası. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış, kullanım durumu boş denmiş. Dış cephesi ve çatısı onarılmıştır diye bilgi eklenmiş. Elektrik, su abonelikleri tesisatlarına kadar yenilenmiştir. Banyo, lavabosu ve terası yenilenmiştir. Söke çarşıya 5 dakika mesafededir. Bir oda, bir salon, ayrı mutfak ve geniş bir terasa sahiptir denmiş. Hemen harita üzerinden de konumunu görelim. Gördüğünüz gibi harita üzerinde konumu bu şekilde, birçok tatil yöresine de ulaşım mesafesinde. 545 bin liraya satışa çıkartılmış Söke'den bir müstakil ev. İlgilenenler ilanın linkini videonun altında bulabilirler. Ve şimdi Manisa Turgutlu'dayız. Turgutlu Çatalköprü Mahallesi'nden yeşil bir mevkide müstakil ev 2 katlı 750 bin liraya satışa çıkartılmış. 100 metrekarelik brüt alan, 73 metrekarede net alan denmiş. Fotoğraflarını gezelim. 2+1 bir yapı. Evin içi gördüğünüz gibi yeni, bakımlı. Çevreden böyle görüntüler. Gördüğünüz gibi penceresinden manzarası böyle. Yeşil bir doğaya bakıyor. Zaten bu ilanı da o yüzden aldım.
Evet, fotoğrafları böyle satılık bahçeli iki katlı müstakil denmiş 750 bin liraya. Manisa Turgutlu Çatalköprü Mahallesi'nden yeşil bir mevkiden 2 artı 1 kat sayısı 2 bina yaşı 5 ila 10 arası kullanım durumu boş denmiş emlak ofisinden satışa çıkartılmış takasa uygunmuş görüntülü aramayla gezilebilirmiş açıklama kısmında pazarlıklı denmiş aynı zamanda içinden merdivenli 2 katlı diye bilgiler eklenmiş harita üzerinden de konumunu görelim. Gördüğünüz gibi lokasyonu bu şekilde. Emlak endeksine de baktığımızda bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %133 oranında değerlenmiş. Manisa Turgutlu'dan 2 katlı müstakil ev 750 bin liraya. Eğer bütçenizde uygunsa bu yöreden buralardan bir yer düşünüyorsanız belki değerlendirilebilir bir ilan olabilir. İlanın linkini videonun altında bulabilirsiniz. Evet, bugün de sizler için seçmiş olduğum ilanlar böyleydi. Sizler de videolarımın altına kendi görüşlerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bekliyorum. Aynı zamanda kanalıma abone olup bildirimleri açarak ilanlardan anında haberdar olma şansına da erişebiliyorsunuz biliyorsunuz. Umarım bir gün hayalinizdeki yere kavuşursunuz diyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.